Hazırlığının. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'de makale yazdı. Gündeminde Suriye'ye emperyalist müdahalenin 10. yılı vardı. Erdoğan, Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum, dedi. Bu dönemde Türkiye'yi övgüler yağdıran ülkeler kısmen koronavirüs salgınının etkisiyle Suriye'de yaşanan insani krizi unutuverdi. İç savaş batının bir sonraki vicdanlı krizine dek bayat haber statüsüne geri döndü. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır. Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin batının Türkiye'yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı, gururla söylüyorum ki Türkiye'nin pozisyonu Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir ifadelerini kullandı. Tayyip Erdoğan, Batı'nın önünde üç seçenek bulunduğunu söyledi. İlk seçenek Suriye'de yaşananları tribünden izleyerek daha fazla masum insan hayatını kaybetmesidir. İkinci seçenek kalıcı bir çözüm için gereken tüm askeri, ekonomik ve diplomatik çabaları sarf etmektir. Son ve en makul seçenekse Batı'nın Türkiye'yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye'de çözümün parçası haline gelmesidir. Erdoğan, Türkiye'nin yükünün paylaşılmamasının Avrupa'ya daha fazla Öyle göç değil. dalgası ortaya çıkaracağını hatırlattı. Ardından Washington'a net mesajlar gönderdi. Amerikan Başkanı Joe Biden'a seslendi. Biden yönetimi kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Türk milleti Suriyeli komşularının çıkarlarına hizmet eden, bölgesel barış ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye hazırdır.